Efendim Somuncu Baba Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde büyük manevi büyük erenlerimizden bir tanesidir. Kendileri Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda insanlarımıza doğru olanı, güzel olanı anlatma noktasında çok büyük bir alim ve meynidir. Kendileri farklı yerlerde tahsil hayatını geçirmişlerdir. Anadolu'da, Şam'da, Erdemir'de tahsili tamamladıktan sonra Anadolu'ya tekrar gelerek Osmanlı'nın başkenti Bursa'da kendisini gizleyerek Hacı Bayram'la beraber Bursa sokaklarında ekmek dağıtırmış. Somunlar müminler, somunlar müminler midasıyla ekmeklerini dağıtırmış. Onun ekmekleri lezzetli ve bereketli olurmuş. Ancak bu Somuncu Baba'nın çok büyük bir veli olduğunu ilk olarak Emir Sultan fark ediyor ve Ulu Cami'nin açılışında açılış hutbesinin Somuncu Baba tarafından yapılması isteniyor. Bu şekilde Bursa onun aslında bir ihtiyar bir ekmek fırıncı birisi olmadığını, çok büyük bir veli olduğunu anlıyor. Ve bundan sonra Somuncu Baba Hacı Bayram Veli'yi de alarak Bursa'dan ayrılıyor, şöhret afettir diyerek. Kendileri önce haç farizasını yerine getiriyorlar ve 1400'lü yılların başında da son nokta, son durağı olan Aksaray şehrine geliyorlar. Aksaray'da Ankara'ya Hacı Bayram Veli görevlendiriyor. 1412 yılında rahmeti rahmana kavuşuyor ve kendilerinin türbeleri Aksaray'dadır. Biz de Somuncu Baba Hazretleri'nin feyzinden hareketle onun ekmeklerini burada sevgilemeye çalışıyoruz. Günümüzde Aksaray'daki fırınlarda o dönemin koşullarına uygun şekilde yapmaya gayret ediyorlar. İçerisinde en belirgin özelliği bu ekmekte Şahman buğdayı kullanılıyor. Yine yöremizdeki koyun yoğurdu, pekmez, işte süt gibi farklı karışımları da ekmeğin içerisine katarak biraz daha lezzetli olması sağlanıyor. Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyarete gelenler Aksaray'a Somuncu Baba ekmeğini de almadan gitmiyorlar. Biz bu çerçevede hem Somuncu Baba Hazretleri için hem de Somuncu Baba'nın ekmeğini almak için bütün misafirlerimizi, vatandaşlarımızı Aksaray şehrine davet ederiz. Şehrimizin ismi de zaten Salihler Şehri, Şehri Silahı olarak bilinir.